Ha, omuz fetişçisi diyorlar bana o yüzden. Bundan sonra ben konuşmayacağım arkadaşlar. Vücudum konuşacak. Arkadaşlar şu an yaptığımız hareket... Süper. Bir daha. Evet. 12 tekrar yapacağız. Devam. Helal aslan kanka. Bana hazır mısın diye soru sorulur mu ya? Ben her daim hazırım. Hele senin için ben saniyesinde ister bugün ister yarın amuda kalkarak hazır olabilirim. Arkadaşlar selam. Havaların bizlerle dalga geçtiği başka bir gün. Dün buz gibi soğuk varken bugün güneş. Tabii biz bunu yedik mi kanka? Yemedik değil mi? Yemedik artık. Yemiyoruz artık. Abi bir gün şort giyiyoruz, bir gün ceket giyiyoruz. O yüzden şöyle bir şey ben az önce paylaştım Instagram hikayede. Eğer sizler de bu durumdan müzdaripseniz, havanın bizlerle dalga geçmesini istemiyorsanız gelin hep birlikte bir protesto başlatalım. Güneşli havalarda mont, karlı havalarda, soğuk havalarda külotla gezelim. Ne dersiniz? Mükemmel fikir. Katılmak isteyenler yoruma yazsın arkadaşlar. Böyle bir kampanya başlatıyoruz. Umarım havalar bizlerle dalga geçmeyi bırakır. Şimdi bugün benim 3 katım kadar olan Hulk'la idman yapmaya gideceğiz. Ama tabii gitmeden önce ben böyle güzel güzel giyinmişken ilk yaz fotoğrafımı şortla çekmek istiyorum ve Instagram'da post olarak paylaşmak istiyorum. Yol üstünde bir yerde duracağız. Hasan sağ olsun beni çekecek güzel güzel. Böyle çirkin adamı güzel yapan kamerasıyla ve çekim tarzıyla, elleriyle, parmaklarıyla güzel yapan Hasan'a öncelikle buradan kocaman bir teşekkür. Bravo! Mustafa'yı bekletmeyelim. 2.15 dedim ben görüşeceğimiz zamanı. Şu anda saat 13.43. 5 dakika bir yerde fotoğraf çekilip direkt basıp gideceğiz. 2.15'te Mustafa'nın yanındayız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Markus'a bir fotoğraf çekeceğiz. Sonra idmana gireceğiz. Bakalım. Aldın mı kaydı? Aldın mı kaydı? Önümde sen aldın. Bak bunlar güzel oldu. Bunları beğendim. Bunları beğendim. Bunlar çıtır. Vizörden baksana şuraya. Oo. Bunlar güzel oldu. Gel sen daha sana böyle. Hazır mıyız? Hazır mısın? Ayakta mı giriş yapıyoruz diyor Mustafa. Yok abi oturacağız. Evet kardeşim gene enerjiksin bugün. Mustafa da enerjikti. Benle konuştu az önce yarım saat falan. Bütün enerjisini aldım. Bütün enerjimi aldı ya. Ve şu an double enerji oldum ve double shot kahve içtim. Bizi tekrardan bir araya getirdiniz arkadaşlar. Bir tane takipçi yazmıştı. Mustafa'ya mı yazmıştı? Sana yazmıştı kanka galiba geçen sefer. Markus'la niye video yapmıyorsun falan diye yaptık. Ondan sonra dediler ki siz çok iyi ikili oldunuz. Bence siz evlenebilirsiniz de. Bizim videoların altına hep birlikte niye video çekmiyorsunuz? Bence çok uyumlusunuz gibi yorumlar geldi. En son paylaştığım videoda seninkine de gelmiş. Aynen. Ya biz de yakınız, çok uzak da değiliz. Niye çekmeyelim ki dedik. Birlikte bir araya geldik tekrardan. Tamam kanka açıklama yapmaya gerek yok işte. Geldik işte. Eyvallah. Haklı Markus açıklamıyorum. Çekeceğiz abi. Çekecek miyiz? Çekeceğiz. Ne çekeceğiz? Bugün omuz yapalım. Bugün omuz yapalım. Benim kanalda kanka 100 tane antrenman videosu varsa 90 tanesi omuz. Ha. Ha, omuz fetişçisi diyorlar bana o yüzden. Hatta birkaç tane videomun başlığı da omuz fetişi antrenmanı. Tamam. İstiyorsan başka bir de çekelim. Yok omuz çekelim kanka ben omuzu severim. Fetişim yani. Tamam o zaman ben de fetiş severim kardeşim. Burada bir... Tamam. Seninle videolar fetiş üzerine başladı. Yeni evet. Fetiş üzerine devam ediyor. Evet. Kulak memesi motivasyonunu sevdiniz. Yaptınız arkadaşlarınıza. Etiketlediniz beni. Ama ben Instagram'da paylaşmadım hikaye kısmında. Evet. Sen paylaştın mı? Birkaç tanesini paylaştım evet. Bugün şey yapalım mı ya böyle? İkili setli gidelim kanka. Böyle süper setli gidelim. İkili setten kastım şu. Böyle hızlı hızlı bitirmeyelim ama ağır tempoda yedire yedire, kilolar da ağır olsun yani çok hafif olmasın. Yedire yedire yavaş yavaş ama ikili yapalım. Anlaştık. Okey girelim. Hadi bakalım içeride görüşürüz. Şimdi ben geçen gün bir sistem paylaşmıştım Instagram'da. İlk harekette bir temel hareket seçip drop set yapıp sonraki hareketlerden daha fazla verim alıyorduk. Şimdi Mustafa da bugün farklı bir sistem gösterecek. Kanka nasıl yapacak? Söyler misin tekrardan? Bugün omuz antrenmanında ilk hareket shoulder press machine var yüklemeli. Tamam. Şöyle ağır kiloyla bir oraya girelim. 8-10 tekrar aralığında. Ondan sonra birleşik setleri burada dumbbell'larla birlikte yaparız. Tamam yani ilk hareketimiz ağır kilo yapacağız 5 set. Aynen. Önce kasaba hacmi vereceğiz. Ondan sonra
kasa asıl hasarı, ondan sonraki daha yoğun tekrarlarla, evet, izole hareketlerle burada. Tamam, hadi gidelim. Serbest hareketle yapacağız. Haydi. Şu an ısınıyoruz. İki set ısınalım, ondan sonra asıl setlere geçelim. Mustafa'nın yarışına da 6 hafta kalmış. Ben en son gördüğümde daha yeni gördüm halbuki. Bayağı bir kütleliydi. Yağlanı da yüksekti. Şu anda bayağı deri çekilmiş, surat incelmiş. Suratım çok çöküyor ya. Evet. Kanka ama o güzel, işin güzel kısmı orası bence ya. Surat, evet, çöküyor. O zorluk. Aynen. Aynen. O çektiğin yüzünde acıları görme. Yüzünde görüyorsun. Yüzde görmek iyi oluyor. Hadi. Evet, şimdi 20-20 takalım kanka, arttıralım yine. 40-40 yapalım, ilk set olsun. Aynen, ilk seti 40-40'da başlayalım. Tamam. Yarış hazırlığı psikolojisi. Vallahi görmeye özlemişim şu anda, korkuyorum Mustafa'dan da 20'lik plakayı suratıma atacak diye oradan şöyle geldi çünkü. Kanka kaldığım yerde kulağıma üfle. Yok, tıkandığın yerde kulağına üfleyeceğim zaten. Yani bunu söylemem bekliyorum. Ama farklı taktikler de var bu arada, geliştirdim ben kendimi. Kulaklardan sonra biraz daha erotik. Geç bakalım. Seversin. Daha ilerisini merak etmiyorum ya. Aynısını kesin. Oo. Ağır mı? Sen güzel. İçinden geçersin. 1. 3. Aferin oğlum. Haydi. 8-10. Gel kanka. Bravo. Çok güzel olmuş ya. Parıl parıl parlıyor deri. Çok güzel. Teşekkür ederim. Devam. Çok güzel. Çok güzel. Gel bakalım. Aynı kilo. Aynı kilo yapmayalım. Ben aynı kilo yapayım. Tamam. Ondan sonra attırırız. Anlaştık. Haydi bakalım. Haydi. 1, 2, 3, 4. Nefes al. 5, 6. Aferin. Aferin. Bravo. Ona takalım mı? Takalım kanka. Sen dur kanka, yorulma. Yok yok, burada var. Bir. İki. Rahat. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Süper. 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 Full odak. Harikasın. Nice bro. Ya. Gel bakalım. Ufaktan dokunursun belki kanka. Tamam kankacığım. Alırken geleyim yok. 3, 2, 1. Yok. Sende. 1. Sende. 2. Çok rahat. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Yeter. Güzel. Kanka 10-10 daha takalım. Tamam. Sabah çift antrenmana geliyorum. 6.30'da uyanıp 7'de burada oluyorum. Kardiyo ile mi başlıyorsun? Kalça, iç bacak, mekik. Sonra kardiyo bir saat. Kahvaltı, bir oyun, sonra antrenman. Rutin böyle gidiyor. Sonra antrenman dedin, bu antrenman. Yani iç bir gün içinde antrenmana, anladım, geliyorum tekrardan. Ya sabah bir nevi eksik bölgelerini çalıştırıyor. Zor oldu ilk başlarda. Şimdi alıştım. Aynen. Rutin böyle gidiyor. Ve sabah alarmsız uyanmaya başladım. O moda i̇şte girdim. Beyine... Tam olarak. Alarmdan önce uyanıyorum. Beyine işte bir dakika önce falan uyanıyorsun. Tam dakikasına yakın böyle. Böyle oluyor işte, bir şeye full odak olunca, full focus olunca beynin komutu veriyorsunuz zaten. Otomatikman o kendisi kalkıyor. Aynen. Güzel oluyor, çok da, evet, iyi hissettirdi. Tabii canım. Bu dönemde. Hadi kanka. Yap. Hadi bakayım. 1. Çok rahat. 2. Çok rahat. Devam et. Devam et. Ya, devam et. 4 tane daha yapalım. Hadi. 1. Dokunmuyorum ben. Hiç dokunmuyorum. Sadece elim orada. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Ya. Süper kanka. Bir tane daha çıkar mı? Nice. Biraz tane onu çıkaralım. Haydi bakalım. Set aralarında böyle 30 saniye falan dinlenince, bir sonraki sete girince o tam gücünü veremiyorsun. Biraz, aynen, daha fazla dinlemek gerekebiliyor. Ya bu ağır kilolarda gerekli. Ağır kilolarda bir dakika falan dinlenmen gerekiyor. Bir dakika, hatta bir dakika 20 saniye falan. Hissettiğinde girmen lazım. Evet. Bu ne kadar sürer bilmiyorum ama 1-2 dakika bazen sürebiliyor. Bacakta özellikle. Ama hızlı hızlı girince daha fazla yağ yakıyorsun. Tabii. Metabolizma daha hızlı çalışıyor. Bir nevi kardiyo yapmış oluyorsun ekstradan. Ama bizim amacımız antrenmanda yağ yakmak değil. Yani evet, plan iyi antrenman yapmak. Tabii. Tabii bunu hedefleyen birçok kişi var. Aynen. Onlar o şekilde çalışmalı. Aynen öyle kanka. Hazır.
3, 2, 1. Sen de. Hadi. 1, 2, aferin. 3, nefes al. 4, 5, aferin. Hop, hop. Yeter. Hop. Aferin. Nice. Bravo. Normalde çift antrenman yapmayayım. Çok daha ağır çalışırsın. Çok daha ağır girebiliyorum, evet. Ama şu an bitkin hissediyorsun biraz. Bir de bu da 3 oyun yapıp gelsem. Tabii canım, şu an kaç oyundasın? 2. oyundayım. Bu da geçen bahsettiğim mevzu. Mustafa şu anda bitkin durumda, yani çok bitmiş durumda aslında. Ama yine bak, en son sette 5 tekrar bile çıkamayacak belki, ama yine maksimum kiloyu deniyor çünkü kasa o hacmi kaybettirmek istemiyor. O yoğunluğu vermek lazım, evet. Şiddeti uygulamak lazım. Alırken gel bana. 3, sağ sol ayrı ayrı alacağım. Bu. Önce sağ. 1, 2. Ben de. Hadi sen de. 2 tane yap. 1, push. Ben elim burada kanka, sadece ben. Dokunmuyorum sen. Harika. Yap. Devam. 5 bende. Hadi. Sen de süpersin. Dokunmuyorum ben. Dokunmuyorum ben. Son 3. Hadi. 1, 2 tane daha devam et. Bir daha. Bir tane daha yapacaksın kanka. Bir tane daha. Yarım yarım. Yarım da olsa yapacaksın, hadi. Push. Budur abi. Bu. Çıkmadı. Harika. Kanka çıkmasın, daha iyi. Hadi çekelim. Orada kasa verilen hasarın haddi hesabı yok. 10-12 tekrar lateral raise. Sonra upright row superset yapacağız. Ve bir de statik bekleme yapacağız, poz verip. Okey, 10-12 tekrar. Bu, sonra bu, sonra statik beklemede poz. Tamam. Tamam. Bunu şurada yaparız. Aynayı da görmüş oluruz. Ben başlayayım ilk. Tamam, başla kanka. Hadi bakalım. Harika. Çok iyi olmuşsun. Devam. Öküz ya. Süper. 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 Harika. Kaç saniye bekleme? Dayanabildiğin kadar. Arkadaşlar şu an yaptığımız hareket üçlü bir hareket, ama tam anlamıyla üçüncü hareket statik bekleme olarak yapılacak. Şu an dumbbell lateral raise yapıyor. Ardından hemen barda upright row yapacak. 10-12 tekrar aralığında. Upright row da 10-12 tekrar aralığında. Ve ondan sonra kası statik bekleme. Yani omuz çalıştığımız için bu pozu verip 10-15 saniye aralığında sıkıp kası bekletiyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Bunu kasın hasarını maksimum düzeye çıkarmak için yapıyoruz. Ve gerçekten siz de antrenmanlarınızda denediğinizde set sonrası hangi bölgeyi çalışırsanız çalışın, statik beklemelerle kasın hasarını ve aldığınız pump'ı çok daha iyi olduğunu hissedeceksiniz. Yes. Bir daha. Sık 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 sık. Bravo. Çok iyi. Bitti. Ne yaptık? Üçüncü hareketi bitirdik. Dördüncü hareket ve beşinci hareket yine birleşik set olacak. İkiyi bitirdik. İkiyi bitirdik. İki hareketi sayarsan beş, tamam, hareket oluyor. Okay. Bir, iki, üç. Beşinci harekete, tamam, geçeceğiz. Dört, beş. Evet. Yatarak front raise yapacağız. Halatta. Yatarak halatla aşağı çekeceğiz. Aynen. Mükemmel. Öyle. Hemen ardından ne yapacağız? Oturarak halatla tekrar bir tık yükselteceğiz aparatı. Arka omuz, real deltleri yapacağız. Wow. Çok keyifli bir hareket. Çok güzel. Hayata şimdi söylerken şey oldum, söylerken bir hoş oldum. Ben de hoş oluyordum ilk başlarda. Evet. Güzel. Hadi bunları yerine alalım. Harika. Statik beklemeli mi? Bir saniye bekliyoruz. Evet. Süper.
Şu anda o hissiyatı buradan ben hissedebiliyorum yapmadan. Bir de benim birkaç senedir yapmadığım bir hareket. Çok daha iyi hissettirecek bana. Harika. Harika. Evet kanka, yükselt bırak makineyi. 9'u alıyoruz. Aynı yerdeyiz. Tamam. Bir tık geri geldik. Şu. Ön omuz yaptık. Şimdi arka omuz yapıyoruz. Ama arka omuzu yaparken ön omuzu da negatif çalıştırıyoruz. Mükemmel. Abi o nasıl bir hissiyat ya? Kur'an çarpsın. Çok hoşuma gitti şu anda. Ya. Uf. Süper. Yok böyle bir şey, yok böyle bir şey. Ben ayarlarım, geç yerine. Tamam. Uzat ayaklarını. Aynen. Evet kanka. Kontrollü. Aferin. Haydi. Çok güzel. Nefes al. Aferin. Hadi son iki. Aferin, bas. Süpersin. Bir daha. Evet. Hop, süper. Hadi sen de. Biraz geri git. Aynen öyle. Bence öyle yap, evet. Burada da beklemeni yap kanka. Bravo. Bravo. Nasıl? Çok güzel kanka. Yani arka omuzu yaparken şu anda negatif çalışıyor ön omuz. Yanıyor yani. Yanmaya evet, devam ediyor. Güzel. Oh, arkalı ön yanıyor kanka. Bravo. Haydi. Bravo. Oo, güzel. Süper. Wow. Wow. Bundan sonra ben konuşmayacağım arkadaşlar. Vücudum konuşacak diyormuş. Haydi bakalım. Bir. İki. Süper. Üç. Dört. Beş. Altı. Adama bak. Giyim markasının ismi Be Green. Yeşil ol. Kolunda Hulk dövmesi var. Arabasında Hulk resmi var. Evinde, ofisinde yeşil Hulk adam resmi var. Lan bunları yapacağını, hani Hulk olmak istiyorum, istiyorum. Boya kendini yeşile. Boya kendini yeşile. Kurtul ya. Bizi de şeyden kurtar ya. Yapacağım. 9'a kaldırır mısın? Yap. Süper. Deli adam. Süper. Devam. Helal aslında kanka. Süpersin. Harika. Arkadaşlar şimdi Markus'u biraz zorlayacağım. Zorlayayım mı? Kanka lütfen zorla beni. Biraz zorla beni lütfen. İkili hareket yapacağız yine. Yine işlerinde statik bekleme olacak. Fakat hareket şu. Burada arka omuzlarımız için 12 tekrar yapacağız. Maksimum kilomuzda. 12 tekrarın sonunda statik bekleme yapacağız. Maksimum. Sonra bu plakaları alıp sadece arka omuzumuz için şu hareketi yapacağız. O da 10 tekrar falan olacak. Yani toplamda bir 30 tekrarlı bir şey olacak ama statik beklemeyle.
Yes. Yavaş yap kanka. Haydi bravo sana. Haydi. Çok gelme geri. Burada kal. Şu. Çok güzel. Çok güzel. Bu. Sonda bekleme yap. Statik beklemeye geç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yavaş. Gel. Sadece row yapar gibi kanka. Tamam. Haydi. Yes. Devam et. Bekleme çok. Evet. 10 tekrar yap, bırak. Ama mümkünse sırtı sıkıştırma. Sadece arka omuzu çek. Oh, what the fuck man? Kanka çok güzel çalıştı. Oha. İlk başta sırtı sıkıştırdım. Evet, bayağı sırta girdi. En sonunda girdi. Zaten çalıştı. Aynen. Diye yandı kanka. Sadece arka omuz başını çalıştır. Ve çok az kaldır, zaten yetiyor. Ama güzel yapıyor. Fotoğraf çekmiyor bence. Fotoğraf mı çekiyorsun? Videoda lan. Sen fotoğraf mı zannediyorsun? Manyak mı ya? Bir şey yapıyor dedim ama. Hadi çıkışını yap. Neyse. Sonra fotoğraf çekeriz. Niye burada amele gibi durduk şimdi? Çıkış yapacağım. Dur şurada oturalım işte, cool cool. İlla yani çıkış yapacağız diye hizaya tamam, geldik çıkış böyle. Çıkış yap, hadi yap o zaman. Hadi dur, bak ben yapalım. Böyle cool cool duruyorum burada bak. Arkadaşlar teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Gayet cool bir şekilde takılıyoruz yani, hiç kasıntıya gerek yok. Niye kasılacağız? Ya bak, bu dünyada bir şey var kanka. Heyecan kabul etmiyoruz, tamam mı? Heyecan, panik, kasıntı kabul etmiyoruz. Heyecan yapanın da ne yapıyoruz? Mustafa'nın 6 haftası kalmış yarışmaya, şaka bir yana. Son gördüğünde zaten 4 hafta önce falan görüştük. Bu arada bizim o kulak kısırma videomuz 3 milyon falan yok. Arttı. O değil. Benim sana kolumu sorduğum video 3 milyon olmuş. O video çok yürüdü. YouTube'da yürüdü değil mi o evet, kadar? Evet. Hmm. 3 milyon olmuş. Kulak da 1 milyon, 2 milyon falan. Sen bana bir yerlerini beğendirmek zorundasın kardeşim o zaman. Bir de şimdi Mustafa'ya daha gizli özel şeylerimi beğendirmek istiyorum. Arka bacağım. Bir sonraki bacağım, videoda. Trapezin evet. Falan. Arka bacağım, kıllarıma üfler misin falan. Mustafa'nın formu çok güzel ilerliyor. Teşekkür ederim. Kanka çok güzel ilerliyorsun. Hakkında en hayırlısı olsun. İnşallah. Ve çok mutlu, çok motive gördüm Mustafa'yı. Kafası da çok rahat bir şekilde. Halbuki 6 haftası var yani yarışmaya. Gayet rahat. Adam işin de gücün de. O rahat arada rahat. Ben koşu bandıyla bakışıyorum. Çok rahat. Kafası gitmiş mi? Ölmüş. Ya normalde yarışmaya 6 hafta kala falan hani böyle bir sersemlik başlıyor tabii. Çünkü kalori çok az. Vücuda istediği yemeği, istediği besini vermiyorsun. İstediği kaloriyi vermiyorsun ve üstüne gelip burada tepe taklak antrenmanlar yapıyorsun yani. Hala hardcore devam ediyor. Çok hardcore, daha da hardcore idmanlar yapıyorsun. Kalan yağları da temizliyor şu anda Mustafa vücudundaki. Şu an suyu atsa aslında kupkuru bir hale gelecek ama o suya ihtiyacı var şu anda, değil mi? Ya temizlemeye uğraşıyorum ama 6 hafta var ya, ben erken forma girdim biraz. Sebebi de son haftalar karbonhidratı yüksek gitmek için, biraz daha oynayabilmek için. Şu an baya erken forma girdim diyebilirim sana. Sadece şu an bir 4-5 kilo fazlam var. O gidecek ama ben karbonhidratı yüksek gideceğim o süreçte. Bunun için yapıyorum. Anladım. Vücudumda kanka suyun olmasının sebebi de hala karbonhidratımın bir tık da anladım yüksek olması. Evet. Ama azalttığımız zaman her türlü ama gidecek. Suya şu an çok da dikkat ettiğini düşünmüyorum. Çünkü dikkat etsen zaten 3-4 gün suya atarsın da kanka, bir amacı yok. Yani güçlü olman gerekiyor değil mi? İdmanlarda sağlam çıkarman gerekiyor idmanlarını. Kesinlikle.
performansı düşürmeden yapmak gerekiyor. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Yine haftaya çağır, ben senin için senin kanala geleyim. Anlaştık. Bir dahaki videoda buradayız. Tamam. Ya da karşıdayız. Benim kanal için çekiyoruz. Tamam kanka. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar.